Flash'ta maskeleri kullanarak katmanların sadece belli bir alanının gösterilmesini sağlayabiliriz. Maskeleme tekniği Flash animasyonlarında internette oldukça yaygın olarak kullanılan bir tekniktir. Maskelerin özelliklerini daha iyi bir şekilde anlayabilmek için Flash örnek klasörü içerisindeki varlıklar klasörü içerisinde bulunan resimlerden bir tanesini sahnemizin içerisine import edeceğiz. Bu işlemi yapabilmek için File menüsünden import seçeneğinin altında bulunan import to stage ya da import to library seçeneklerinden herhangi bir tanesini kullanabiliriz. Import to stage seçeneği kullanıldığı zaman kullanılacak nesne, import edilecek nesne öncelikle kütüphanenin içerisine eklenecek. Daha sonra da bunun bir yansıması sahne üzerine bırakılacaktır. Import to library seçeneği ile eklemiş olduğumuz nesne sadece kütüphaneye eklenecektir ve bunun yansıması sahne üzerine konulmayacaktır. Şimdi gerekli import yani iç aktarma işlemini yapalım. Bu işlemi yaparken import the stage seçeneğini kullanacağım. Varlıklar klasörü altındaki resimlerden herhangi bir tanesini import edeceğim. Şu anda elimizde 3 tane resim var. Bunlar resim1, resim2 ve resim3 şeklinde. Bu pencere içerisinde görüntülebilmekte. Herhangi bir resmi seçiyorum. Resim 1'i örneğin seçtim. Aç diyorum. Resimlerin isimlerin ardışık olduğunu demin görmüştük. Resim 1, resim 2, resim 3 şeklinde. Flash bu isimleri bakarak bizim bizim bunları ardışık bir şekilde import etmemiz gerekip gerekmediğini soruyor. Yani otomatik olarak birden başlayarak 2, 3'ü, 4'ü, 5'i varsa diğerlerini alayım mı diye soruyor. Hayır bu şekilde almak istemediğimizi belirtiyorum. Ve hayır diyerek tek bir resmin alınmasını sağlıyorum. Şu anda içeri almış olduğumuz, import etmiş olduğumuz resim sahnemizden büyük. Bunu nereden daha kolay bir şekilde anlayabiliriz? Properties'e gidip resmi seçtikten sonra baktığım zaman resmin genişliğinin 800, yüksekliğinin ise 600 olduğunu görüyorum. Benim filmimin, sahne üzerindeki boş bir yere tıklarsan filmimin yüksekliğinin 550, genişliğinin 550, yüksekliğinin ise 400 piksel olduğunu görüyorum. Şimdi bu resmi e, sahnemizle aynı büyüklüğe getireceğiz. Bunu yapmak için resmimi seçiyorum. Daha sonra window menüsünden daha önce görmüş olduğumuz gibi align penceresini açıyorum. To stage seçeneği seçildiyken Match Size, yükseklik ve genişlik seçeneğini tıklayarak sahnemle resmin aynı boyuta gelmesini sağlıyorum. Ve sola hizala ve yukarıya hizala şekliyle sahnemle aynı boyutlarda, aynı konumlarda olmasını sağlıyorum. Artık Align penceresini kapatabiliriz. Bir şey daha dikkat edelim. Library penceresine baktığımız zaman, panele bakmış olduğumuz zaman içeriye dahil etmiş olduğumuz yani import etmiş olduğumuz resmin burada resim 1.jpeg ismiyle kütüphanede olduğunu görebiliyoruz. Bu tür Bitmap tabanlı kütüphane elemanlarının yanında bir ağaç ikonu verilmektedir. Şimdi maskeleme işlemi için gerekli olanları yapalım. Maskeleme işlemi için en az iki katmana ihtiyacım, ihtiyaç duyuyorum. Şu anda elimde bir tane katman var. Dolayısıyla bir katmana daha ihtiyacım var. Bunu yapmak için timeline'ın altındaki New Layer butonuna tıklayarak yeni katmanımı oluşturdum. Katman oluşturduktan sonra bu katmanın içerisine gerekli çizim yapacağım. Maskeleme işlemleri yaparken neyi maskelemek istiyorsak yani hangi alanı daha az görülmesini istiyorsak onu alt katmana şu anda biz bu resmin sadece belli bir kısmının görülmesini istiyoruz. Dolayısıyla bu resmi alt katmana bunun hangi alanının gösterilmesini istiyorsak da onu belirleyecek şekli üst katmana çiziyoruz. Şimdi bu örneğimiz için bir dürbün çiz yapmak istiyorum. Sanki bu resme biz dürbünle bakıyormuşuz gibi. Dolayısıyla oval aracını alıyorum. Maskeleme yaparken kullanacağımız şeklin sadece büyüklüğü önemli. Şeklinin içerisinde kullanmış olduğumuz dolgu rengi önemli değil. Dolayısıyla kırmızı dolguya sahip bir daire çiziyorum buraya. Benzer bir şekilde bunun bir kopyasını yaratmak için seçim aracını alıyorum ve cismimi seçiyorum. Burada yapılan en büyük hatalardan bir tanesi genelde dikkatli olmamız gereken hatalardan bir tanesi bunu yapmamak için hangi katmana çizim yaptığımızı bilmemiz gerekiyor. Şu anda layer 2'deyim. Bakın kalem işaretimiz burada. Alt tuşunun yardımıyla seçtikten sonra sağa doğru sürükleyip bir tane daha bırakıyorum. Beraberinde shift tuşuna da basarsam cismi kaydırmadan sağa doğru hareket ettirebilirim. Y eksenine herhangi bir kayma yaratmadan. Ve mouse'umun sürükle bırak işlemini tamamlayıp cismin buraya bırakılmasını sağlıyorum. Evet şu anda dürbün şeklinde göstereceğimiz şeklimiz hazır. İki kez tıklayarak cismimi seçebilirim. İsterseniz bu aradaki çizgiyi de seçip kaldıralım ve cismin tek bir şekilde görünmesini sağlayalım. Seçtikten sonra klavyemden Delay tuşuna basıyorum. Ve şu anda iki kez tıklayarak cismi seçebiliyorum. Maskeleme işlemini yapabilmek için gerekli gereksinimlerimi kontrol ediyorum. Alt katmanda bir resmim var. Evet. Üst katmanda bunu ne ile maskeleyeceğim maskeleyeceksem o çizmim var. Tamam. O zaman şimdi maskeleme işlemini yapabilirim. Maskele işlemini yapabilmek için üst katmandayken ...sağ fare ile açılan menüden Mask seçeneğini seçiyorum. Evet, sadece resmimin ilgili şekil içerisindeki alanı görünmekte şu anda. Örneğimin daha gerçekçi bir görünüme sahip olması için... ...filmimin arka plan rengini de siyah yapmak istiyorum. Dolayısıyla sahne üzerindeki boş biriyle tıklayıp... ...Property'den Stage rengini siyah olarak belirliyorum. Peki... Maskede değişiklik yapmak istediğim zaman ne yapmam gerekiyor? Bir şey dikkat ediniz çektiyse sağ butonda mask dediğim zaman katmanlarımın ikonları değişti ve katmanlarım otomatik olarak kilitlendi. Bir katmanı maskelediğiniz zaman katmanlar otomatik olarak bu şekle girerler. Değişiklik yapmak isterseniz katmanımın kilidini açıyorum. Bu şekil üzerinde değişiklik yapıyorum. ve daha sonra kildi kitleyerek yeni görünümün etki sağlayabiliyorum.